O binbaşı, o üsteğmen. Bunlarla bir şebekesin. Bunu biliyorum zaten. Ama kime çalıştığınızı bilmiyorum. Kime çalıştığınızı söyle. Ben 24.42. Bir teslimatım var. Konum ve parola istiyorum. Nereye gidiyorum? Hani soruyordun ya bana sen kimsin diye. İşte gittiğin yerde kim olduğumu öğreneceksin. Sezon finali bölümüyle izleyici ekrana kilitleyip büyük ters köşeyle şok etmeyi başaran Hudutsuz Sevda ekibi 3 aylık uzunca bir araya girdi. Eylül'de tekrardan ekrana gelecek olan dizi için bu 3 aylık süre zarfında şok analiz ve haberlerle karşınızda olacağız. Bu videoda Halo'nun amcası hakkında büyük analizlerimiz olacak. Geçen haftaki videoda Oktay Kaynarca'nın gelebileceği hakkında paylaşım yapmıştık. Bu videoda o meseleyi detaylandıracağız. Birinci sezonun büyük düşmanı olan Nihat Marten ölmeden önce Halo'ya senin başkalarına çalıştığını düşünüyorum. Çalıştığın adamların adını ver demişti. Halo'nun başındaki adam gelecek mi? Binbaşının ve Halo'nun bahsettiği Nihat Marten'in görünmeyen dostları gelecek mi? Yeni sezon nasıl başlayacak ve nasıl devam edecek? Rızvan Leto'ya gelecek olan yeni düşmanlar kim olacak? Ve Rızvan Leto yeni sezonda Halo'ya dost olacak mı? Bir de birkaç haber çıkmıştı. Halo'nun öleceğine dair paylaşımlar oldu. Yoksa Halo ölüyor mu? Bu soruların ve çok daha fazlasının cevabını bu videoda vereceğim. Yine Süleyman kardeşiniz çok çok önemli bir analiz videosuyla karşınızda. Yeni sezona kadar diziye kesin katılacak oyuncuların haberini aldığımda burada sizlerle paylaşacağım. Kesin bir ağızdan bilgileri doğru bir şekilde almak için kanalıma abone olabilirsiniz. Hazırsanız analize hemen başlayalım. Evet, video Oktay Kaynarca'dan başlıyoruz. Öncelikle Oktay Kaynarca diziye dahil olsun diyenler videoyu beğenerek sayılarını göstersinler. Geçen video 6000 beğeni gelmişti. Bu videoda aynı desteği gösterirseniz sevinirim. Şimdi yeni sezonda Halo'nun başındaki adamın görüneceğini düşündüğümü söylemek istiyorum. Çünkü Nihat Marten Halil İbrahim'i sorguya çektiğinde ona başındaki adamı sordu. Binbaşıyla Halo'nun ortak olduğunu biliyor. Yani bu Karadeniz operasyonunda devlette çalıştığı birbirlerini desteklediğini biliyordu. Ama Halo'nun başkasına çalıştığını düşünüyordu. Dizide bu meseleyle alakalı bir spoiler verilmedi. Sadece bu sözler geçti. Nihat Halo'ya sen başkasına çalışıyorsun dedi. Bu söylem dışında bu konuyla alakalı bir bilgilendirme yapılmasa da biz de biliyoruz ki işin arkasından yeni birileri çıkacaktır. Evet, Halo devletin operasyonu için Karadeniz'e geldi. Bunda hemfikiriz. Binbaşından yıllarca eğitim aldı. Bunda da hemfikiriz. Ama operasyonun başı binbaşı değil. İlk sezonda bu büyük Karadeniz operasyonunun başı Halo olarak gösterildi. Ama sezon sonunda Nihat'ın söylemleri sayesinde operasyonu yürütenin başkası olduğunu anladık. Halil İbrahim Karasu bu operasyonu gelip yürüten kişidir. Ama asıl baş başkasıdır. Peki bu baş kim? Bence amcasıdır. Niye derseniz de gelin bunun detayına inelim. Bence Halil İbrahim Karasu'nun devlete girmesindeki en büyük etken amcasıdır. Çünkü Halo babası öldükten sonra Karadeniz'den ayrılmak zorunda kaldı. Daha çocukken amcası gelip onu da alıp Karadeniz'den gitti. Yani Halo onunla yaşadı. Onunla ne kadar yaşadığı bilinmiyor ama amcasının akıllı biri olduğu söylediği şeylerden belli oluyordu. Yani anlayacağınız Halo'nun bu işlere girmesinin arkasındaki kişi amcasıdır. E peki amcası onu bu işlere koydu diyelim. İlla onun da bu işlerde olması mı gerekiyor? Hayır, ama Halo'yu bu işlere sokabilmesi için bir gücünün olması lazım. Boş yere kimse kimseyi bu işlere sokamaz. E belli ki amcasının da istihbaratla alakası vardı. Hatta babasının ölmesinin nedeni de amcasıyla alakalı olabilir. Amcası bu işlerden dolayı Karadeniz'den gitmiş olabilir ve o gittikten sonra da Halo'nun babasını Asiye'nin kardeşi Cevat öldürmüş olabilir. Meseleler aslında birbiriyle bağlantılı meseleler ama işte senarist yeri geldiğinde açıklar mı bilmiyorum. Çünkü bazen bazı konuları açıklamadığını görüyorum. Dizinin başlarında Kurdoğlu da dediler ama ondan sonra bir türlü Kurdoğlu konuşulmadı.
ama biz konuşacağız. Bir sonraki videoda bu kurdoğlu meselesini de açıklığa kavuşturacağız. Her neyse, Halon'un amcasının geleceğini söyleyelim. Bence amcası gelecektir ve muhtemelen bu Karadeniz operasyonunun başında da amcası olacaktır. Harun Karasu'nun gelmesiyle Karadeniz'e yeni düşmanlar ortaya çıkacaktır. Bu düşmanlar elbette Nihat'ın görünmeyen düşmanları olacak. Nihat Marten devlete verildi, sorguya çekileceğini bilin. Eğer uyutulup ilaç falan verirlerse Nihat bu düşmanları ele verebilir. Ele vermese bile bunların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu arada Nihat'ı artık göreceğimizi sanmıyorum. Yeni düşmanlar ortaya çıkıp Nihat hakkında ufak tefek konuşabilirler ve hemen ardından Halo'ya saldırmaya başlayacaklardır. Evet, amca gelecek dedik. Düşmanlardan bahsettik. Amcanın Oktay Kaynarca olacağına dair analizimizi yapalım. Ardından zaman kalırsa Halo'nun öleceğini söyleyen yalan habercilerin haberlerini değerlendirelim. Evet, amcanın Oktay Kaynarca olabileceğini söylüyorum. Umarım olur da nedenini soracak olursanız Oktay Kaynarca ile Hudutsuz Sevda yazan senarist Bahadır Özdener yıllarca birlikte çalıştılar. Hatta aralarında Raci Şaşmaz da vardı. Hatta Raci Şaşmaz yapımcı olarak da işin başındaydı diyebiliriz. Her neyse, Oktay Kaynarca ile bu ekip yıllarca çalıştı. Zaten Kurtlar Vadisi'ndeki Çakır'ı bu ekip çıkardı ve meşhur etti. Ardından yıllar sonra Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz'ı yazıp Hızır Çakır Beyliği 6 sezon boyunca izleyiciye izlettirdiler. Bu projelerin başrolü Oktay Kaynarca'ydı. Yapanlar ise Bahadır Özdener ve Raci Şaşmaz'dı. Şimdi tekrardan çalışmalarını isterim. Hudutsuz Sevda'da eğer gelip oynarsa, bir de amca olarak oynarsa, Halo ile birlikte diziyi patlatabilirler. Bu arada Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz bittikten sonra Oktay Kaynarca ile bu ekibin arasının bozulduğunu söyleyenler vardı. Hayır, öyle bir şey yok. Şu an aralarının tam olarak ne derecede iyi olduğunu bilmesek de aralarının kötü olmadığını biliyoruz. Çünkü Instagram'da hem takipleşip hem de birbirlerinin gönderilerini beğeniyorlar. O bakıma da Oktay Kaynarca Hudutsuz Sevda'ya gelebilir. Zamanımız olsaydı Oktay Kaynarca'nın şu an oynadığı yarışma programı hakkında da konuşurduk. Ama şimdi bu videoda az önce söylediğim yalan haberi konuşmak istiyorum. Bir sonraki videoda Oktay gelemez çünkü yarışma programı sunuyor diyenlere cevabımı vereceğim. Haftaya Cuma gelecek olan videoyu beklemede kalmanızı öneriyorum. Evet, fotoda gördüğünüz gibi Zeyno ağlıyor. Aslında öyle bir şey olmayacak. Ha, Zeyno ağlayabilir ama Halo öleceği için değil. Halo ölmeyecek. Bazı sitelerde Halo'nun öleceğini ve yerine başka bir başrolün geleceği söyleniyor. Bu bilgi gerçek değildir. Halil İbrahim Karasu diziden ayrılmıyor. Ama Zeynep'le arası fena bozuluyor. Hele bu mahkemeden sonra Tamer mevzusu da eklenince Halo çok sinirlenecektir. Zeyno ile aralarının düzelme ihtimali çok düşük. Bakalım sezon başladığında nasıl olacak? Yeni sezon Halil İbrahim'in hastane sahnesiyle başlayabilir. Eğer olmazsa zaman atlamasıyla da başlayabilir. Eğer senarist Zeynep ile Halo'yu barıştırmayı düşünürse hastane sahnesinden başlayacak. Çünkü Zeyno Halo'nun uyandığında yanında olacak. Halo uyandığında da Zeyno'nun başında olduğunu gördüğünde biraz yumuşayabilir. Ama eğer senarist Zeynep ile Halil İbrahim'i barıştırmazsa dizi yeni sezona hastaneden değil de zaman atlamasıyla başlayacak. Yeni dost ve düşmanların görünmesiyle falan başlayacak. Devamında ise sezon finalinde kafamızda oluşan soruları bir bir cevaplayacaklardır. Evet, ekranda haftaya Cuma yapacağım videoda konuşacağım konular yazıyor. Video başında söylediğim konuların tümünü cevaplayamadım. Çünkü ben konuştukça konu konuyu açtı. Ama daha zamanımız uzun. 3 aylık bir tatil var. Bu süre zarfında yapacağım videolarda tüm soruların cevabını sizlerle paylaşacağım. Söz verdiğim gibi her Cuma öğle 2 gibi yeni videoyla karşınızda oluyorum. Kendi günümüzde, kendi saatimizde yeni videoları izlemeye herkesi bekliyorum. Bu video bu kadardı. Yeni videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.